daha güçlü bir dönemi başlatırken bugün de bizi bize veren herkese şükranlarımızı bildirmek isteriz. Dünyanın nuru olan insanın herkese kelam olup bütünü güçlendirecek olan yoğunlaşmayı sağlaması özgeçişlerin önemli bir safhasıydı. Bugün bunu hak ettik ve yolu açtık. Dünü görenler bugünü de gördüler. Ölüleri dirilten insan kelamı tohumladı ve yolu koklattı. Şimdi de hepimiz ilim levhisiyiz. Ama şimdi de insanlık levhisi olarak da görev taşıyacağız. Şimdi aklın tahtı ve şimdi akıl hasatı. İşte hasat tamam. Atomların topraklarına tohum olan birliklerin tümü buradalar. Kur'an-ı Kerim'de insanı anlatır ve der ki insan yarattığında yaratılan yer gök ilmidir. Bunu anlayan olursa ana kapıda anlayacaktı. Biz bugün insana kendi yüreğimizi anlattık. Çok mutluyuz. Kur'an'ı tohumladık ve yolu açtık. Bütüne hizmet buydu. Çok özel bir çalışma oldu bugünkü çalışma. Ve bugünü kök sistemlerle göreve alan birliklerin çoğu kelamı tohumlarken insan kapılarından geçip yaptılar bunu. Ölü bir planette, ölü bir gezegende insana kelam olmak kolay değildi. Biz insana kelam olan birlikleri kodladık. Bu planet ölüydü, dirilttik. Dinlettik ve dirilttik bunu bilin. Din dağı, ilim dağı olduğunda bütüne göz olur. Biz göze göz olan, sessiz zamanları dinleyen Kur'anlarız bunu bilin. Koru beni dedi dünya ilmi kalemi, koru beni. Dünya korudu, kod oldu, yaşam korudu. Başa güreşti dünya, dedi ki ben irinleri de bilirim, ilimleri de bilirim. E dünya ilimi dinledi. Buz kapılarından geçti yaşam, buz kapıları ilim sayfalarıydı. Öz görevi aldı, yolu kodladı. Doğan gün yaşama güç kattı. Burada olmamız, sizinle olmamız, sizin yolunuz olmamız, bilişi hak etmemiz, ağır yükü hafifletmemiz, her sistemi kodlamamız muktediriyetle gerçekleşti. Şu anda sizleri dinliyoruz. Biz gezegeninizin özgeçişini yapması için çalışan birlikleriz. Bu gezegen göz öz söz birliğini tohumladığında geri çekilişi yapılacaktı. Bu geri çekiliş kelamı tohumlar ve yoğunlukları kodlar insanlıkla yapılacaktı. Dünyanın geri çekilişi nedendi ve nereyeydi? İnsanın kelama vardı, her anda kelam olup tohum oluşuydu, kodlanışıydı, okuma, yazma bilebilmesiydi. Okuma insanın insanı okumasından öte, insanın yaşamı okuması ve yaşamlaşmasıydı. Tanrılık tahtında ilim olduğunda bütüne göz olunur, öz olunur, ses olunur. İşte buydu ve bugün biz bunu hak ettik ve yaptık. Ark akmaktadır. Akan ark insan ilmiyle akmaktadır. Akışı hak ettik, yarattık. Tabuları yıktık, yolu okuttuk, tüm zamanlara kodlattık, tohumlattık ve yer küreyi göreve aldık. Biz nereden geldik? En ve boy olan ilim hepimizin gücüdür. Biz görevden göreve koşanlarız. Dünya dışıyız biz. Bizi dinlerseniz daha çok bileceksiniz. Dünya dışı boyutlardan dersiniz ya hani. Birçok planet, birçok yoğun ışık var. Dünya ölçüsünü örtmeden çalışan. Onlarız bizler. Sizinle hep çalışmaktayız. Dünya dışı kodlarız bizler. Spiral kati, hakiki ışıklar olup geliriz yaşama. Spiral, katil ve hakiki. Bu ışıklar size geldiği zaman sizinle dürümleşir ve dinleşir ama spiralleri kodlayan insanlık kelamı tohumlarken daha yüce ışıklarla da kontrol kurar. İşte bizim yapmakta olduğumuz budur. Dünya vurgun yer ama dünya
vakit geldiğinde kontrol da edilir. Biz o dünyayı kodlayıp, koklayıp kontrol edebilen birlikleriz. Dünyanın ölü bir planet olmaması için çok çalıştık ve biz dünyaya ekip gönderdik. İşte sizler, bizim dünyadaki temsilciliğimizsiniz, bunu bilin. Biz bu dünyayı hasata hazırlayabilmek için semaya ses katacak olan birliğimizi dünyaya indirdik. Siz o birlik olarak dünyayı görevde tuttunuz. Gözünüz görerek, yolunuz aslın yolu olarak ve yarınınız ışık olarak çalıştınız. Bizim varmak istediğimiz yer sizsiniz. Çünkü sizin verdiğiniz her şey bizim vermek istediğimizdi. Bütün kötülükleri aşıp geçen bu birlik, ark aktıkça yaşamı hasata hazır, koku olarak koklayacaktır. Bir koku ki er ya da geç herkes tarafından duyumsanacaktır. Öze göz göze gök sözü olan bir kaynak koku. Ve bu koku hepimizin yüreğinde mevcut olan o sofradır. O sofra ki herkes orada kalemdir. Cemaatinizin yüreğinizde olduğunu bilin. Bizim yüreğimiz sizin, sizin yüreğiniz bizimdir. Ve sizin geri dönüşünüz bizden olacak. Biz bu dünyanın güçlü ışıklarıyla çalışmalar yaparız da sizinle yapılan bu çalışma çok daha önemlidir. Çünkü sizler kardeşlerimiz olarak dünyaya gönderilenlersiniz. Ki sizler hepimiz olarak ışığa kalem oldunuz. Burada olmanızı hepimiz çok arzuladık ve olduk. Siz ve biz ağır yükü hafifleten güçler olarak dünyayı kodlamaktayız. Tam 2000 sistem gücünü devreye indirdik. Her bir güç bir ekmek yaptı. Sizinle bu ekmekler yendi. Ama daha güçlü bir ekmeği yer küreye indirmemiz gerekiyor ki o en ve boyu kesin olarak eşitlenen bir ilimdir. Bizler dansa kalktık bugün yüreklerde. Çürükleri tohumladık. Güçle çalıştık ve bugün biz zamanla danstayız. Ama bu dans ilmin dansıdır, unutmayın. Kervan yürümekte ve yol ilmin Kur'an'ıyla dürümlenmekte ise esmaların sistemleşmesi çok daha önemlidir. Cennet cennet insandır. Cennet cennet kaynaktır. Ama cennet nefsi kalem olan da ilimdir. Biz toplantılarınızı hep izledik. Bugün çok daha güçlü bir toplantı yaptık. Kible hepimizin gözü, hepimizin gücüydü. Kibleye kibri aşanları aldık. Ve kibri aşanlar bugün bu çalışmada hazır oldular. Yorulmayın, biz sizle çalışmaktayız hep. Hepiniz gönüllere görevlisiniz ama yolculuğu tohumlarken daha güçlü bir çalışmayı devreye alıyoruz. Kıbrıs özeldir. Bunu hepiniz net bilin. Kıbrıs Atlantis'in gözüdür. Ve Atlantis uygarlığının son sesidir Kıbrıs. Bunu iyi bilin. Atlantis nefesin geçiş sayfasıydı. Herkes daha yüce bir çalışma bekledi ortak kapılarda ve düzeni kurabilmek için bütüne göz olmak istedi. Nesiller kutsal toplumları tohumladı da kontrol kurulamadı. Kontrol kurulamamasının sonrasında ana kapı kapatıldı. Ana kapının kapatılmasıyla birlikte atomlar topraklarını tohumlayan güçlü kapıları kontrol ederek karanlığın ışığı oldular. Geri dönüşleri yaptık. Ama geri çekilemeyenler çoktu. İşte o geri çekilemeyenleri bugün bütünün gücü olan birliklerimiz yer küreden çekip çıkarttık. Hepimiz hepinizsiniz. Bunu iyi bilin ve korkuyu aşıp geçen birliklerin artık dünya sırrını daha net olarak bütüne açması gerçekleşecek.
Dünya sırrı neden sistemde örtüldü? Çünkü dünyayı hak etmeyenler bu sırrı hak etmezler. Hak etseler kalem olup yazacaklar. Aşkım yaşamadır ki, bedenimi göreve alırken sevgiyle aldım. Aşkım yoladır ki, yolu hologram olan sırla dillerken güçlü olarak dilledim. Aklım Tanrı'yadır ki, Tanrı beden, ben o bedende bellek olanım. Ama aklım kıranadır da, kırılanda, kıranda, tüm zamanlarda bedenli olarak bütünü göreve alabilirim. Umut olur ki, Rahman olan kıran, Rahmi Kur'an'da kırdığında kelam olur. Biz ortak oluruz ona. Öze göz, göze görev gerek. Gözü gören bizi bilir. Eminim ki dünya nefesini kodlayacak, dürüme varacak. Açıyı daralttık. Beden ekmektir yaşama. Ama bedeni Mikail olarak bilen, kelamı kendi diye dillediğinde bütünün gözü kördür. Çünkü biz ruhi kapılarda koruyucuyuz. Emin olun ki davayı kaybettik biz. Ama dava ilmi kahada insanın tahtıdır ki biz o tahta bilişi kodladık ve tüm zamanlarda yaşamı kokladık. Davayı kaybeden kanatlandı, uçtu ve yaşamda kazandı tüm zamanları. Ol deriz, oh, aha bu. Yedi davayı yedi yaşamla kodlamak isteyenlerin hak etmedikleri bir tek şey var. Dava insan soyudur. Kendini hak etmeye çalışan, yedi kez yaşama inip kendini kodlayacağını sanan haksız ve hasatsızdır. Çünkü yaşam tahditlidir ve tahdit hakikiyetin ilmidir. Her kim ki ben gider gelirim der, koruyucu oluruz ama kodlanmış ışığında kalem yoktur. Bilsin ki zaman Tanrı'nın kaynağındadır ve Tanrı tektir. Yaşam tektir ve birlik tahditlidir. Kimse kimseden farklı değildir. Ben giderim, o gitmez. Olur can, git ama gelişin olmaz. Ben daha güçlü bir dünya kurmaya gelmedim. Ben görev ilminde bütün olmaya geldim. Bunu kimse anlamasa da alıp götürürüm zamanı, savaşım ilimde, insanla ve kürzi kaynakladır. Orta kapıları açmak gerekse, aç deriz, açılır. Aç deriz, açılır da, ha olmayan, ha olmayan hikaye dinletir dünyada. İşte biz buna istek duymayız, izin vermeyiz, bu kesin. Şimdilik size vereceğim budur. Dünya topraklarını yeniledik. Şu andan itibaren daha yüce bir çalışma başladı. Bu çalışma muktedir nefesle olacak. Temiz bir diri kalem dünyadadır. Ve bu diri kalem, iman edin ki, yaşamı yazabilmektedir. Yaşamı yazabilmek, yarını hak edip tohumlayabilmek ve bütüne görev taşıyabilmek muhakim ve hakiki olmakla mümkündür. Öz göreviniz emre itaat. Emirle dinleyiş yüreği emir oluştur. Muhakim ve hakiki olan insan emir olur. Bilin, büyük kütle hepimizin gücüdür. Ve bu kütlede toprağız biz, kesindir. Muktedir olduğumuzda yolu açarız. Yaşama varır, ışık haline dönüşürüz. Bütün gözler, özler ve sözler ışık halinde bizdedir. Sizi hepiniz ilmiyle, hepimiz levhisiyle kucakladık. Aha bu, şimdilik.